Bileşke fonksiyon çalışma kağıdı. Birinci soru. Fx eşittir 4x artı 1 ve gx eşittir x kare eksi 3 olarak veriliyor. Buna göre A şıkkında fogx nedir? Buradaki gördüğümüz yuvarlak işaret bileşke işaretidir. Bileşke anlamına gelmektedir. Peki bileşke ne anlama gelmektedir? İkinci fonksiyonu f ile g'yi bileşke ediyoruz. Buradaki ikinci fonksiyon g, birinci fonksiyon f'tir. İkinci fonksiyonu ilk fonksiyonda x gördüğümüz yere yazarız. F'in içine gx yazacağız. Yani bunun anlamı bu f'in içine x gördüğümüz yere gx yazacağız. Gx'in formülü x kare eksi 3. Bunu burada x gördüğümüz yere yazacağız. 4 çarpı x kare eksi 3 artı 1. Buradaki f'te x gördüğümüz yere gx'in formülünü getirip yazdık. Bunu da biraz düzenlediğimizde sonucumuza ulaşacağız. 4x kare eksi 12 artı 1. Yani 4x kare eksi 11. Fok x yani f bileşke g 4x kare eksi 11'e eşittir. B şıkkına geldiğimizde g bileşke f soruluyor. Yani f'i g'de x gördüğümüz yere yazacağız. G'de fx'i x gördüğümüz yere yazacağız. Yani fx'i götürüp g'de x gördüğümüz yere yazıyoruz. Burada x var. Onun yerine 4x artı 1 koyuyoruz. 4x artı 1'in karesi. Buradaki x'in yerine 4x artı 1'i koyduk. Eksi sonrasında 3 var. Bu kareyi açarsak birincinin karesi 16x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. 4x'e 1'i çarparsak 4x 2 katı 8x. Artı ikincinin karesi 1 eksi 3 var. Bunun da düzenlediğimizde 16x kare artı 8x eksi 2 olarak bileşkenin sonucunu buluruz. Yani g bileşke f x eşittir 16x kare artı 8x eksi 2'dir. C seçeneğinde f bileşke f x nedir? F'in kendisinde kendisini koyacağız. Direkt f x yani f'i f'e koyacağız. F'in kendisi yukarıya biraz çıkarsak 4x artı 1'dir. 4x artı 1'de x gördüğümüz yere 4x artı 1 koyacağız. 4 çarpı parantez içinde x gördüğümüz yere 4x artı 1 yazıyoruz. Artı 1. Bu işlemi yaptığımızda 16x artı 4 artı 1. Sonucu da 16x artı 5 olarak buluruz. D seçeneğinde G bileşke GX nedir? Şuraya bir GX'in ne olduğunu yazalım önce bir. Yukarıda göremez hale geldik çünkü. X kare eksi 3 GX. G'nin kendisinde G'yi koyacağız. G bileşke GX eşittir. Buradaki x yerine x kare eksi 3 koyacağız. X kare eksi 3'ün karesi eksi 3. Bu işlemi yaparsak birincinin karesi x üzeri 4. X kare ile eksi 3'ün çarpımının 2 katı eksi 6x kare. İkincinin karesi artı 9. Bir de eksi 3'ümüz var. X üzeri 4 eksi 6x kare artı 6 olarak sonucumuzu buluruz. G bileşke G'de budur. Bileşkenin anlamı ikinci fonksiyonu birinci fonksiyonda x gördüğümüz yere yazıyoruz. İkinci soruya geldiğimizde fx
3x eksi 2 ve gx 1 eksi 2x olarak verilmiş. Buna göre f bileşke G'de 2 kaçtır diye sormuş. Şimdi bunun uzun yolu önce bu ilk 4 seçenekte yaptığımız gibi bileşkeyi bulur. Sonra onda 2'yi koyarız. Bu uzun yoldur. Şimdi iki yolu da birinci şıkta yapalım. Ondan sonra kısa yolu yapacağız. Birinci yol. Bu tabii ki uzun yoldur. Önce bileşkeyi buluruz. F bileşke G X. Sonra da onda 2 koyarız. F bileşke GX, G'yi F'te koyuyoruz. İkinciyi birincide. Yani G'yi F'te koyuyoruz X gördüğümüz yere. 3 çarpı 1 eksi 2X eksi 2. 3 ile çarparsak 3 eksi 6X eksi 2. 3'ten 2 çıkarsa 1 eksi 6X olarak F bileşke GX'i bulduk. F bileşke GX eşittir 1 eksi 6x. Sonrasında bunda x gördüğümüz yere 2'yi koyarız. Ve f bileşke g'yi bulmuş oluruz. 1 eksi 2 koyarsak buraya 12. 1'den de 12 çıkarsa eksi 11 olarak sonuç çıkar. İkinci yol bu kısa yoldur. Ve bizim öğrenmemiz gereken asıl yol budur. F bileşke G 2. Burada 2'yi önce G'ye koyarız. G'den çıkan sonucu da F'te koyduğumuzda bileşkenin sonucunu bulmuş oluruz. G'de 2'yi koyarsak onu şurada hesaplarsak G 2 1 eksi 2 çarpı 2'den eksi 3 olarak çıkar. Buradan çıkan sonucu f'te koyduğumuzda da bileşkenin sonucunu buluruz. F'te eksi 3. X gördüğümüz yere eksi 3 koyarsak eksi 9 eksi 2'den eksi 11 etti. En son f'te koyduğumuzda çıkan sonuç bu bileşkenin cevabı olur. Kısa yol, buradaki 2'yi önce g'de koyuyoruz. Çıkan sonucu f'te koyuyoruz. Bileşkenin sonucu çıkmış oluyor. İki tarafa da baktığımızda eksi 11 sonucunu görmekteyiz. Bundan sonraki sorularda kısa yolu kullanacağız tabii ki. Bileşkeyi bulmamıza gerek yoktur sayısal bir değeri hesaplarken. G bileşke f eksi 3 kaçtır? Eksi 3'ü önce f'te koyarız. F'te eksi 3. F'te eksi 3'e baktığımızda 3 çarpı eksi 3 eksi 9 eder. Eksi 2 daha eksi 11 etti. Buradan çıkan sonucu G'de koyduğumuzda ise bileşkenin sonucuna ulaşırız. G'de eksi 11, 1, eksi 2 çarpı eksi 11. Burası artı 22 eder. 1 artı 22. Buradan da sonucu 23 olarak buluruz. Yani bizim G bileşke F eksi 3'ümüzün sonucu 23'tür. Eksi 3'ü önce f'te koyduk. Eksi 11 çıktı. Çıkan bu eksi 11'i g'de koyduğumuzda da bileşkenin sonucunu buluyoruz. 23. Burada f bileşke g bileşke f eksi 2 kaçtır? Eksi 2'yi önce f'te koyuyoruz. F eksi 2. Artık daha pratik yapalım. 3 çarpı eksi 2 eksi 6 eder. Eksi 2 daha eksi 8 etti buranın sonucu. Bu eksi 8'i G'de koyuyoruz. Eksi 8 koyarsak buraya eksi 2 çarpı eksi 8 artı 16 eder. Bir daha 17. Buradan çıkan sonucu F'e koyuyoruz. F'te 17, 3 çarpı 17 51 eder. 2 çıkartırsak 49 eder. Daha koyacak bir şey kalmadığına göre bu en son çıkan 49 bu bileşkenin sonucudur. F bileşke G bileşke F eksi 2 49'a eşittir. Eksi 2'yi önce F'te koyuyoruz. Eksi 8 çıkıyor. Eksi 8'i G'de koyuyoruz. 17 çıkıyor. 17'yi F'te koyuyoruz. 49 çıkıyor. Bu 49 bileşkenin cevabı olmuş oluyor.
Üçüncü soruya geldiğimizde fx x bölü x artı 2 verilmiş. Gx 5x eksi 1 verilmiş. Buna göre f'in tersi bileşke g2 kaçtır? 2'yi önce g'de koyarız. Ne çıktığına bakalım. 5 kere 2, 10. 1 çıkarttık, 9. Bu 9'u f'in tersinde koyduğumuzda bileşkenin sonucuna ulaşacağız. Fakat elimizde f'in tersi yok. İlk olarak bu fonksiyonun tersini almalıyız. Bir fonksiyonun tersini almanın yolu fx yerine y yazıp x'i yalnız bırakmaktır. X artı 2. Bunun altına 1 koyup içler dışlar yaparsak yx artı 2y eşittir x. Yx'i bu tarafa atarsak x'leri bir tarafa toplamalıyız ki x'i yalnız bırakalım. 2y eşittir x eksi yx. X parantezini alırsak x parantezinde 1 eksi y. 1 eksi y'yi bölü olarak gönderirsek 2y bölü 1 eksi y. X'i yalnız bıraktığımız zaman bu tarafta oluşan fonksiyonun tersidir. F'in tersi x. Biz tersi y'li buluruz ama yazarken x'li yazarız. 2x bölü 1 eksi x. Burayı bir daha tekrar edecek olursak bir fonksiyonun tersini bulmak için fx yerine y yazıp x içler dışlar çarpımlarının sonucunda x'i yalnız bırakırız. X'i yalnız bıraktığımızda oluşan y'li ifade fonksiyonun tersidir. Fonksiyonun tersini bulduk. Biz nerede kalmıştık? 9'u f'in tersinde koymamız gerekiyordu. F'in tersi olmadığı için bu işlemleri yaptık. Şimdi f'in tersi var. 9'u f'in tersinde koyarsak 2 çarpı 9 bölü 1 eksi 9. 2 kere 9 18. 1'den 9 çıkarsa eksi 8. 2 ile sadeleştirirsek 9 bölü eksi 4. Yani eksi 9 bölü 4 olarak bu bileşkemizin sonucunu bulmuş olduk. F'in tersinde bileşke G2 eşittir eksi 9 bölü 4'tür. 2'yi önce G'de koyduk. 9 çıktı. 9'u F'in tersinde koyduk. O da bileşkenin sonucunu verdi bize. Dördüncü soruya geldiğimizde fx 2x artı 5 gx x eksi 1 bölü 3 olarak veriliyor. Buna göre f'in tersinde bileşke g'nin tersi 3 kaçtır? Burada şu kuralı uygulamamız gerekiyor. Dışarıda eksi 1 varken bileşke alma işlemine başlayamayız. F bileşke g'nin eksi 1'i eşittir. Bunların eksi 1'i alındığı zaman yerleri değişir. G'nin tersi bileşke, f'in tersi x haline gelir. Bir diğer kuralımız bir fonksiyonun tersinin bir daha tersi alınırsa kendisi eder. Bu soruda ihtiyacımız olan iki kural budur. Önce buradaki eksi 1'i içeriye dağıtıp tersini almalıyız. Bileşkenin tersini alırken bu ikisi yer değiştiriyor. G'nin tersi. Şunun eşitini yazalım şimdi. F eksi 1 bileşke G. Dışarıda eksi 1. 3 var. Bu eksi 1'i içeri uyguladığımızda G'nin tersi. Bileşke. F'in tersinin tersini alacağımız için F olacak. 3. Bu ifadenin eşiti budur. Şimdi bunu çözdüğümüz zaman bunun sonucunu bulmuş oluruz. 3'ü önce f'te koyarız. 2 kere 3, 6. 5 daha 11. Sonuç 11 çıktı. Bu 11'i g'nin tersinde koyacağız. Fakat elimizde g'nin kendisi var, tersi yok. Hemen onun tersini almalıyız. Bunun tersi y'yi eşitliyoruz. Amacımız x'i yalnız bırakmak. 3y eşittir x eksi 1. Eksi 1'i de bu tarafa atarsak 3y artı 1 eşittir x. Yani g'nin tersi 3x artı 1'dir. G'nin tersinde biz şimdi 11'i koyacağız. 11'i koyarsak 3 kere 11 33, 1 daha 34. Yani bu bileşkemizin sonucu 34 olarak bulunmuş olur.
Beşinci soruya geldik. Bileşkedeki en önemli soru tiplerinden birisidir bu da. Bileşke verilmiş bize. Bileşkedeki fonksiyonlardan biri verilmiş. Bileşkedeki diğer fonksiyon isteniyor. Fogx eşittir 3x artı 4. Gx eşittir 2x eksi 1. Bu tip sorularda yardım alacağımız kural şudur. Bir fonksiyon ile bir fonksiyonun tersinin bileşkesi bir fonksiyonla kendinin tersinin bileşkesi birbirini götürür ve buradaki x sonuç olarak kalır. Şimdi nasıl kullanacağız bunu? Biz bu bileşkeye sol taraftan g'nin tersi bileşkesini atarsak g'ler birbirini götürür ve f kalır. Bu bileşkeye f bileşke g, g var elimizde. Bunun tersi bileşke olarak atılırsa aynı şekilde buna da bileşke olarak atılırsa g'nin tersi g'nin tersini iki tarafa da sol taraftan bileşke olarak attık. Bileşke işleminin değişme özelliği yoktur. G'nin tersini bu taraftan bileşke olarak atıyorsak karşı tarafında da aynı taraftan atmalıyız. Şimdi bize gereken şey G'nin tersi. Bu taraf G ile G'nin tersi birbirini götürür. Ve sonuç olarak burada sadece fx kalır. Fx eşittir 3x artı 4 ile G'nin tersinin bileşkesidir. G'nin tersine ihtiyacımız var. Onu alalım. G'nin kendisi burada. Şurada halledelim onu. Y'ye eşittir tersini bulmak için. X'i yalnız bırakırız. Bunu bu tarafa attık. Y artı 1. 2'yi de bölü olarak gönderdik. Bölü 2 eşittir x. G eksi 1 x eşittir x artı 1 bölü 2. Buraya getirir onu koyarsak fx eşittir 3x artı 4 bileşke x artı 1 bölü 2. Bileşkenin anlamı ikinci fonksiyonu getirip birinci fonksiyonda x gördüğümüz yere yazmaktır. Yani fx eşittir 3 çarpı x gördüğümüz yere x artı 1 bölü 2 yazıyoruz. Artı 4. 3'ü çarptığımız zaman 3x artı 3 bölü 2 artı 4'ten şu 2 ile de payda eşitlersek 3x artı 8 ediyor 3 daha 11 bölü 2 fx fonksiyonunun kendisidir. Altıncı soru da bunun benzer bir sorusu. Yine bize fogx verilmiş. Fx verilmiş. Bu sefer istenen şey gx. İstenen bu. İstenen bu. Verilen de f olduğuna göre f eksi 1 bileşkesini sağ taraftan atarsak f'ler birbirini götürür. Direkt atarak başlayalım. F eksi 1 bileşke f bileşke g x. Bu tarafa sağ taraftan attığımıza göre f eksi 1 bileşkesini 4x eksi 1'e de sağ taraftan atmalıyız. F eksi 1 x bileşke 4x eksi 1. Burada f ile f eksi 1 birbirini götürür ve giderek geriye gx kalır. Gx dediğimiz şey f eksi 1 x bileşke 4x eksi 1'dir. Şimdi bize gereken şey f eksi 1. F burada olduğuna göre y'yi eşitleyip x'i yalnız bıraktığımızda tersine ulaşırız. Y eksi 2 bölü 3 eşittir x. Yani f eksi 1 x eşittir x eksi 2 bölü 3'tür. Buraya getirip onu yazarsak gx eşittir x eksi 2 bölü 3 bileşke 4x eksi 1'dir. 4x eksi 1'i getirip ilkinde koyduğumuz zaman bileşke işlemini yapmış oluruz ve gx'i buluruz. Gx eşittir. X gördüğümüz yere 4x eksi 1 yazıyoruz. 4x eksi 1 eksi 2 bölü 3. O da 4x eksi 3 bölü 3 olarak bulunur.
Bu şekilde bu çalışma kağıdımızı da noktalamış oluyoruz.